Gözyaşı sarayına gitme vaktim gelmiş. Nankör. Onun için bunca yaptıklarımızdan sonra söylenecek laf mı bu? Bir içtin sen. Hiç. Siz olmasanız kim bakardı onun suratına sultanım? 3 gün yaşatmazlardı haremde. Vallahi sultanım ben de şaştım kaldım. Besle kargayı oysun gözünü. Durum hiç hayırlı değil Bülbül. Bizi sarayımızdan kovuyorlar. Her bir köşesinde öyle hatıralarımız var ki. Acılar, ölümler, doğumlar, sevinçler. Bu saray bizim için bir derya. Dışarı çıkarsak nefesimiz kesilir. Balıklar gibi çırpına çırpına can veririz. Buldum sultanım. Bir çözüm buldum. Yüzük Közem'in annesininmiş. Nasiba verdi bana. Ona da bir adam vermiş. Söylediğine göre Közem'in babasıymış. Ne diyorsun sen cennet kafa? Emin misin bundan? Eminim. Adamın adı Enzo. Ta Kefalonya'dan gelmiş. Kızını aramaya. Çareyi gökte ararken yerde bulduk. Şimdi elimize düştün Közem. O ceberut yüzüne hasret kaldım. Geleyim göreyim de gönlüm şendensin dedim. Şimdi böyle mi olduk ağam? Vaktiyle az koşmadım peşimde. Şşt! Sus! Biri duysa gerçek sanacak. Sonra ayıt da pirincin taşını. Hacı adamsın, çarpılırsın. Yalan söyleme. Zamanında yüzüm yandığında. Cennetim, sen sakın üzülme. Ben seni alırım demedin mi bana? Tövbe aşağı. Kuru iftira. Alıp ne yapacaktım acaba seni? Hı? Öpmem yok, sevmem yok. Turşunu mu kuracaktım? Cennet. Kız. Gelsene. Gelsene kız. Gel kız. Cennet Kalfa, Bülbül ağam. Neredesin mübarek ya? Sezan okunacak neredeyse. Çarşıda işlerim vardı ağam. Hayrolsun. Meseleyi anlattım Nasiba. Şu Közem Hatun. Onun babasıyla alakalı konuşmak istiyoruz. Nerede buluruz adamı? Epeydir çarşıda bir handa kalıyor. Kimselere bir şey söylemedin inşallah. Hadiseyi bizden başka bilen yok değil mi? Yok, yok ağam. Hala, şimdi. Söyleyeceklerimi iyi dinle Nasiba. Bağışlayın sultanım. Hünkârımızı sefere çıkmak için ikna edemedim. Ordunun başında serdar olarak ben gidiyorum.
Ne yap et? Sultan Ahmet'i sefere çıkar. Ya da bir şekilde uzaklaştır. Aksi takdirde eski saraya gitmek zorunda kalacağız. Elimden geleni yaparım sultanım. Lakin derviş varken çok zor. Fırsat vermiyor. Kefalonya'dan getirdiğiniz hatun da az değilmiş paşam. İlk fırsatta ihanet etti sultanımıza. Hatunun babası buradaymış Nasuh. Kızını aramaya gelmiş. Adının Enzo olduğunu söylediler. Doğru mudur? İsmi Enzo'ydu. Tüccar Enzo. Bu küçük yılan çok kıymetli. Torunumuz ondan başkasını ne görüyor ne dinliyor. Canını yakalım da bizim kim olduğumuzu anlasın. Aklım almıyor validem. Sahiden gidecek misiniz? Hünkârımız böyle buyurmuş. Ne gelir elden? Bülbülam, sultanımızın parmağındaki yüzük şahsi malı mı yoksa hazine-i Hümayun'a mı ait? Hazine malıysa almamız icap eder. Şimdi paralarım seni burada. Cahil cahil konuşup benim asabımı bozma. O yüzük Hürrem Sultan'dan Nurbanu Sultan'a, ondan da Safiye Sultan'ımıza miras kaldı. Hülasa, yüzük Safiye Sultan'ımızın şahsi malıdır. Onu da söyleyeyim. Anladım Gülhan. Dikkatli taşıyın. Bu sandıklarda soğan yok. Billur bardak var. Cümlenizi esir pazarına satsam çiftini alamam. Hadi, hadi. Dikkatli taşı. Kırarım kafanı. Kızgın mısın bana Cennet Hatun? Ne bekliyordun? Gözyaşı sarayına ömrümüzü tüketmeye gidiyoruz. Sayende. Ama maşallah sana. Şehzade doğurmadan sultan oldun. İşittik. Hünkârımız hediyeleri boğmuş seni. Aslında gittiğine sevinmem gerek. Bana etmediğin eziyet kalmadı. Lakin yine de bir kalbin olduğuna inanmaya başlamıştım. Bir zamanlar vardı dediğinden. Söküp attım ben onu. Domuz yüreği koydum yerine. Ama göreceksin Hatuncuk. Bu sarayda vicdanı olan, kalbi olan pek yaşamıyor. Benim kalbim hep yerinde kalacak. Masum melek gibi olacaksın değil mi hep? Hürü bak. Ama hepimiz gibi eteklerine çamur bulaşacak. Ellerine kan bulaşacak. Lakin can tatlı. Evlatların olduğunda görürüm ben seni. Gözlem. Dikkatli taşıyın, dikkatli. Sultanım. Gel Kösem. Handan Sultan'ın pisliğini örtmek için nelere sebep olduğunu gör. Dudu Hatun ölmüş. Senin de eline kan bulaştı artık. Beni suçluyorsunuz, lakin şehzademizi öldürmek isteyen sizsiniz sultanım. Bu gece orada olmam tesadüf değildi. İçinizden biri şehzadeyi korumamı istedi. Cenneti diyorsan biz yolladık. Zira Handan'ın böyle bir hata yapacağını biliyorduk. Senin mani olmanı istedik. Üstelik Duda Hatun'u gönderdik yanınıza. Handan kim? Sırf ondan intikam almak için şehzademize kıyar mıyız biz? Yanlış tarafı seçtin Kösem. Hata ettin. Bak kandırdılar işte. Kullandılar seni.
Duda Hatun vefat etmiş dediler. Onu görmeye gidiyorum. Duda Hatun masumdu. Neden yaptınız? Ne diyorsun sen? Ne dediğimi gayet iyi biliyorsunuz sultanım. Bana yalan söylediniz. Zinhar alakam yok. Safiye Sultan tuzak kurdu dediniz. Safiye Sultan aklını karıştırmış senin. Hiç değilse şimdi inkar etmeyin sultanım. Şehzade Mustafa'nın hünkârımız dahi canını bağışlamışken siz nasıl kıyarsınız? Mecburdum Kösem. Aksi halde Safiye Sultan Şehzade'yi tahta çıkaracaktı. Hepsi yalandı. Sizi tuzağa düşürdüler. Hata yapmanızı istediler, siz de yaptınız. Yaptım. Gene olsa gene yaparım. Neden biliyor musun? Evladımın hayatını tehlikeye atmam. İhtimali daha kafi. Halime Sultan'ın yaptıkları ortada. O da yetmezmiş gibi sipahiler tehdit etti. Eğer zindana attığımız ağaları bırakmazsak şehzadeyi alırız dediler. Sen bilmezsin Kösem. Zinhar anlamazsın. Biz bunları daha evvel de yaşadık. Benim hayatım evladımın ölüm korkusuyla geçti. Şehzade Mustafa da bir annenin evladı değil mi sultanım? Onun da bir canı yok mu? Ona kıyarsanız annesi üzülmez mi? Kanunları ben yazmadım Kösem. Bu sarayda sultan olmanın bedeli bu. Her gün evladının canıyla sınanırsın. Bir gün sen de anlayacaksın. Şehzaden olunca anlayacaksın. Size yemin ederim sultanım. Ben bu sarayda oldukça masum çocukların canına kıyılmayacak. Ne yapacaksın Kösem? Söyleyecek misin? Anlaşılan o kim? Her şeyi anlatacaksın. Ne yapmamı istiyorsun hacı ağa? Hünkârımıza yalan söyleyip bu vebale ortak mı olayım? Seni herhangi bir şeye zorlayacak değilim Kösem. Sadece düşünmeni istiyorum. Neticelerini düşün. Eğer konuşursan bu Handan Sultanımızın ölüm fermanı demek. Hünkârımıza anne katili yaparsın. Hayatı boyunca bu ağır yükü taşır. İstediğim bu. Keşke sultanımız bunu şehzadenin ölüm fermanını verirken düşünseydi. Ne talihli altınız. Daha şimdiden taktın kolyeyi. Bir de şehzade doğurursan senden iyisi yok. İnşallah ilk şehzadeyi ben doğuracağım. İsmi de Osman olacak. İnşallah. Erkek doğurmazsan kıymetin kalmaz bu sarayda. Solar gidersin. Thank you.
Az evvel haber geldi. Hünkârımız saraya varmak üzere. Şükürler olsun. Karşılamada senin de bulunmanı istiyorum. Lakin emin olmak istediğim bir husus var. Merak etmeyin sultanım. Susacağım. Lakin sizin için değil. Hünkârımız için. Ona bu acıyı yaşatamam. En doğru kararı verdin Küsem. Zira konuşman ancak Safiye Sultan'ın işine yarardı. Bir şartım var sultanım. Bundan sonra Şehzade Mustafa'nın kılına dahi zarar gelmeyecek. Ve her ne olursa olsun canına kastedilmeyecek. Sultanım. Annemin yüzüğü sizde. Sana baktığımızda saraya ilk geldiğimiz zamanları hatırlıyoruz Kösem. Korkuyu, kederi, aşkı, tecrübesizliği. Cesareti. O cesaret öyle bir cesaret ki insanı yalnız felakete götürür. Senin geçtiğin yollardan çoktan geçtik. Attığın adımları atalı yıllar oldu. Galip geleceğim savaş değil. Neden anlatıyorsunuz bunları sultanım? Neden çağırdınız beni buraya? Sana bir fırsat vermek için. Bizim kim olduğumuzu görmek için. Bu son şans. Baba. Sultanımızın söyleyecekleri bitmedi. Bir işaretimizi bekliyor ağalar. Sultanım ne olur yapmayın. Babanın kaderini sen tayin edeceksin Kösem. Şimdi gidip hünkârımızla konuşacaksın. Handan Sultan'ın şehzademizi öldürmeye çalıştığını söyleyeceksin. Ve bizim bu sarayda kalmamıza ikna edeceksin. Sultanım. Zor bir tercih değil. Ya Handan Sultan'ın canı ya babanın.